Evet sevgili izleyenler, iş dünyasının duayenlerinden Sayın Suat Durkan Beyefendi ile beraberiz. 37 yıllık, 38 yıllık iş yaşantısının dışında Suat Bey'i tanımak istiyoruz. Kendisine misafir olduk. Suat Bey biraz kendisinden bize bahsedecek. Bugün burada iş adamı olarak ticarethanesinde bizleri misafir etti ama onun farklı yönleri de var. İsterseniz biraz da onlara bakalım. Suat Bey'i yakından tanıyalım. Evet, siyasi tarafım da var, biraz sanayici, dernekçilik tarafım da var. Kısacası bazı görev aldığım yerlerden bahsedeyim Şükrücüğüm sana. Sanko Sanayi Sitesi'nde 2 dönem yönetim kurul başkanlığı yaptım. Tabii biz buraya esnaf olarak geldik. Bu sanayide düzgün Avrupa normlarında bir sanayi olabilmesi için mücadele ettik. Ve şükürler olsun, söz verdim, 2 dönem başkanlığımı yaptım. Ve Avrupa normlarına uygun bir sanayi sitesi elde ettik. Yoluyla, esnafıyla, çevre düzeniyle, işte ustaların kalitesiyle, usta kalitesini artırdık. Onun yanında 3 dönemde Sultan Gazi Spor'a yönetim kurulu üyeliğim var. Sultan Gazi Spor'da çok kıymetli işler yaptık. Nevzat Başkan'a buradan anmadan geçemeyeceğim. Nevzat Başkan da bizim hemşerimizdir. Çok kıymetli bir arkadaşımızdır. Cengiz Başkan'la da çalıştık. Ama işte 3 dönemden sonra işlerimin yoğunluğundan dolayı oradan da biraz feragat ettik. Onun yanı sıra Sultan Gazi'de en büyük Rumeli Balkan Türkü Derneği var. Sultan Gazi Trakya Rumeli Balkan Derneği'nde de kurucu üyelerinden biriyim. Hala da oranın üyesiyim. Çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Mümkün mertebe üstümüze düşen tecrübemiz ne varsa o derneğin yönetimiyle, üyeleriyle paylaşıyoruz. Sağ olsun onlar da bizi her zaman onur ederler. Sevgi, saygı ve sempatiyle karşılarlar. Onun yanı sıra daha bir sürü dernekte üyeliğimiz var. Örneğin Gaziosmanpaşa Spor Kulübü'nde üyeliğimiz var. Hala devam eder. Arada bir de olsa lokaline gideriz. Yöneticilerle, çalışanlarla hasbihal ederiz. Tecrübemiz var ise, ulaşabileceğimiz nokta var ise onlarla paylaşırız Şükrü kardeşim. İşte 2004-2009 arası Kemer, Antalya Kemer'de oranın esnafıyım. Orada da bir kuyumcu çalışma düzenimiz vardı. Tabii oraya gittik, herkes birbirinden uzak gibi geldi bana. Ne yaparız, ne yaparız? Oraya da Genç İş Adamları Derneği adı altında güzel bir dernek kurduk. Aşağı yukarı %99 esnafı birbirine kaynaştırdık. Yaptık 2 sene orada yönetim kurulu üyeliği. Ondan sonra ilgili arkadaşları yetiştirdikten sonra o derneği de onlara devrettik. Ama hala orada da bir üyeliğimiz var. Onun yanı sıra Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu kuruldu. Aşağı yukarı 4 yıllık bir federasyon. Recep Varol Başkanımla canla başla Rumeli Camiası adı altında çalışmaya devam ediyoruz. Çok iyi faaliyetlerde bulunuyoruz. Balkanları karış karış geziyoruz. Nerede Rumeli Balkan Türkü var ise ziyaret etmeye çalışıyoruz. Dertlerini hasbihal ediyoruz. Hastası varsa elimizden gelince hastalığına çare aramaya çalışıyoruz. Bunun gibi bir sıkıntısı olup da bizim çözeceğimiz bir konuya girerse onlara yardımcı oluyoruz. En son da işte gene Bayrampaşa'nın önde gelen derneklerinden Bosna Sancak Bayrampaşa Rumeli Derneği'nin üyeliğini yapıyorum. Muammer Sancak'ları da buradan kutluyorum. Dernekte olması gelen bütün sistemi kurmuştur. Düğün salonuyla, toplantı salonuyla, örnek bir dernek misafirhanesiyle, yönetimiyle, hepsi hemşerilerimiz, kıymetli insanlar, birbirinden kıymetli. Özellikle Salih Pazar Ateş, Salih Pazar Ateş dediğimiz abimiz bu derneklerin kurucusudur. Canla başla çalışmıştır. Kendisini de buradan selamlamadan geçemeyeceğim. Yani Rumeli Camiası adı altında ne yapabilirsek, çeşitli STK'larda, çeşitli siyasi yönlerinde bütün Rumeli arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, ablalarımızı destekleyeceğiz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bir de Çatalca'da da bir Evet, STK'da şimdi bir yeriniz var. oraya da geleceğim.
Çatalca Rumeli Balkan Türkleri Derneği kurucusu, kurucu başkanı, Zeytinburnu AK Parti meclis üyesi adayı, eski Sultan Gazi meclis üyemiz, canla başla çalıştığımız Rıdvan Durmaz abimiz. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Sultan Gazi'de meclis üyeliği yaptığı dönemlerde çok böyle işimiz, belediye ile alakalı bir işimiz olduğu zaman ilk aradığımız adres oydur. Her zaman da çözüm noktasındadır. Rıdvan Durmaz kardeşim değerli bir kardeşimiz. Allah onu muvaffak etsin. Her zaman dilediği yere nasip kılsın. Kimseye de muhtaç etmesin. Rıdvan Durmaz adam gibi adamdır. İnşallah şimdi Zeytinburnu'nda çalışmalara başlamıştır. Seçilir ve Zeytinburnu hemşerilerine iyi hizmet sunar. İnşallah. Şükrü Bey kardeşim. Yani neticede siyasetin sonu bitmez. Ama biz Rumeli Balkan Camiası adına kendimizi abd ettik. Ne yapabilirsek, kim ne yapabilirse bu insanları buruşturup Rumeli Balkan Camiası için çalışmaya devam edeceğiz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bu sohbetler zaten geç kalmış bir sohbettir. Ama Allah razı olsun bugüne nasip oldu. Hayırlı çalışmalar diliyorum size. Başarılar. Balkanlar TV için birkaç cümle eklemek. Evet, Balkanlar TV yeni internet portalında çalışan bir TV'miz. Çok izlenen, tıklanan, reklam ulaşılımı yüksek olan bir TV'miz. Çalışan kişiler usta, profesyonel. Şükrü kardeşimizi biz tabii eskiden de tanıyorduk. Şimdi böyle bir işe soyunmuş. Kendisini seviyoruz. Yaptığı işi de başarıyla yapıyor. Tebrikler ediyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Çok teşekkür ederim.